Nefis Yemek Tarifleri mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizleri çocukluğunuza götürecek amonyaklı yaş pasta tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle uygun bir karıştırma kabına 3 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekeri alalım. Yumurta ve şeker güzelce karışıncaya kadar tel çırpıcı ile çırpalım. Ardından 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ve 1 tatlı kaşığı gıda amonyağını ekleyelim. Amonyağı da ekledikten sonra tüm malzemeyi tekrar çırpalım. Şimdi harcımıza un eklemeye başlayabiliriz. Yaklaşık 6,5-7 su bardağı unu yavaş yavaş ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayalım. Hamuru yoğururken kalan unu da kontrollü bir şekilde ekleyelim. Kulak memesinden daha sertçe bir hamur hazırlamamız gerekiyor. İyice toparladıktan sonra hamurumuz artık açılmaya hazır. Tezgaha biraz un serpelim ve hamuru tekrardan şöyle bir toparlayalım. Ardından hamuru 6 eşit parçaya bölelim. Her parçayı tek tek güzelce yuvarlayarak bezeler haline getirelim. Şimdi bezelerimizi açmaya başlayabiliriz. Bunun için hazırladığımız bezelerden göz kararı en büyük olanını seçelim. Bir oklava veya merdane yardımıyla bezeyi açmaya başlayalım. Piştiğinde birkaç kat kabaracağı için çok fazla kalın açmamanızı tavsiye ederim. 1-2 mm kalınlık yeterli olacaktır. Hamuru genişçe açtıktan sonra üzerine yuvarlak bir kalıp veya tencere kapağı yerleştirerek bastıralım. Kenarlarda kalan fazlalıkları aldıktan sonra gayet düzgün bir daire elde etmiş olacağız. Ben bu şekilde hazırlamayı tercih ettim fakat bu pastayı isterseniz kare şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Yapışmaması için hafifçe unladıktan sonra hamuru dikkatli bir şekilde oklavaya saralım. Yapışmaz teflon bir fırın tepsisine veya pişirme kağıdı serdiğimiz bir tepsiye hamuru yerleştirelim. Önceden 180 dereceye ısıttığımız fırında 8 dakika boyunca üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişmeye bırakalım. Bir taraftan hamurumuz pişerken diğer taraftan yine aynı şekilde hamurları açmaya devam edelim. Eğer 2 adet fırın tepsisi kullanırsanız bu aşamayı çok daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada pişirdiğimiz katları fırından aldıktan sonra daha kolay soğumaları için fırın telinin üzerine alalım. Burada küçük bir de not eklemek istiyorum. Hamurların kenarlarında kalan kısımları en son birleştirdiğimde bir tane daha beze elde ettim ve toplamda ben bu pastayı 7 kattan hazırladım. Tüm bezeleri pişirdikten sonra pastamızın muhallebisini hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için uygun bir tencereye 1,5 su bardağı toz şeker, dolu dolu 1 su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao ve 1,5 litre sütü alalım. Tüm malzemeyi güzelce çırpalım ve iyice karıştıktan sonra 1 adet yumurta sarısını ilave edelim ve karıştırarak muhallebiyi pişirmeye başlayalım. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kaynayıp koyulaşıncaya kadar pişirelim. Kaynamaya başladıktan sonra ocağı kapatarak içerisine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyelim. Çırpıcı ile tereyağı erinceye kadar karıştıralım. Güzelce kıvamını alan muhallebimiz de hazır. Sizlere soğuyan pasta keklerini de şöyle yakından göstermek istiyorum. Her biri aşağı yukarı bir servis tabağı büyüklüğünde. Pasta keklerinin sayısını ve büyüklüğünü kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi keklerden birini alalım ve üzerine sıcak muhallebiden 1-2 kepçe kadar dökelim. Bir spatula veya pasta sıvama aparatı ile muhallebiyi kekin üzerine güzelce yayalım. Ardından muhallebinin üzerine bir kat daha pasta keki koyalım. Bunun üzerine de yine aynı şekilde kakaolu muhallebiden dökerek yayalım. Gördüğünüz gibi bir kat kek, bir kat muhallebi olacak şekilde pastamızı hazırladık. Tüm katları çıktıktan sonra kalan muhallebiyi pastanın üzerine dökelim ve pastanın kenarlarını da tamamen kapatacak şekilde her yerini güzelce kaplayalım. Son olarak pastanın üzerine fındık kırıklarıyla süsleyelim. Dilerseniz üzerine ceviz veya Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Bu kısım tamamen size kalmış. Her türlü çok lezzetli olacaktır. Pastamızı hazırladıktan sonra buzdolabına kaldıralım ve mümkünse bir gece boyunca bekletelim. Bir gece boyunca buzdolabında bekleyen amonyaklı pastamız artık servise hazır. İstediğiniz büyüklükte dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Hepinizin çok beğeneceğini düşündüğüm nostaljik bir pasta tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Amonyaklı pastayı daha önceden deneyenler varsa yorumlarını özellikle bekliyor olacağım. Şimdiden herkese afiyet olsun.